Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan ve bebek örgülerini kullanabileceğiniz tek sırada kurulan iki şiş örgü modeli hazırladım. Modelim 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Bu defa ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İkinci sıradayım. Ve sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sayıyorum 1, 2, 3. Önce üçüncü ilmeğin içerisine giriyorum. Ve üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra baştaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi bırakıyorum. Aynı şekilde 3 ilmek sayıyorum. 3. ilmeğin içine giriyorum. Önce 3. ilmeğimi örüyorum. Bir tane ilmek uzatarak çıkartıyorum. Sonra baştaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ve 3. ilmeğimi bırakıyorum. Önce 3. ilmeğin içerisine girerek ördüğümüz için ilmek sökülmeyecektir. 3. ilmeğin içerisinden uzatarak bir tane ilmek çıkarttım. Sonra baştaki 2 ilmeği düz ördüm. Bakın 3. ilmeğin içerisine girerek örmüştüm. 3. ilmeğe gelince serbest bırakıyorum. Bu sırada herhangi bir ilmek artışı söz konusu değil. Örgümün arka tarafındayım. 4. sıradayım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Burası modelimin ayrıca son sırası. 4 sıradan oluşuyor. Arka tarafta ilmeklerin hepsini ters örüyorum ve modelimi tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Burası ikinci model. Örgümün ön yüzündeyim. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım ve tüm ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Ve ön yüze geçince modelimi tekrarlıyorum. Biraz hızlandım. Örgümü arka tarafta ters örerek tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3. Önce 3. ilmeğimin içerisine giriyorum. 3. ilmeği düz örüyorum. Uzatarak bir ilmek çıkartıyorum. Sonra baştaki 2 ilmeği düz örüyorum. 3. ilmeğe gelince serbest bırakıyorum. Sıra boyunca önce 3. ilmeğin içerisine giriyorum. Uzatarak yeni bir ilmek çıkartıyorum. Ve sonra örgünün başındaki 2 ilmeği düz örerek devam ediyorum.
Üçüncü ilmeği örgünün başında ördüğüm için baştaki iki ilmeği ördükten sonra üçüncü ilmeği serbest bırakıyorum. Burada ilmeği serbest bırakmayı unutmayın. Yoksa burada ilmek artışı meydana gelecektir. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Sonra baştaki bir ve ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü ilmeğe gelince serbest bıraktım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İkinci modelimin son sırasındayım. Ve sıra boyunca ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. 3,5 numaralı şiş ile küçük bir parçada modelimi çalıştım. Hem bebek hem de bayan örgülerine uygulayabileceğiniz bir model. Sadece ön yüzde kuruluyor. Sizi zorlamadan çok kolay ilerleyecektir. Burası örgümüzün arka tarafı. Tek sırada kurulan, ajuru olmayan bir model. Bu yüzden bebek örgülerine ve bayan örgülerine rahatlıkla uygun olacaktır. Angora iplerle de gayet zarif bir model olacaktır. Her kalınlıkta iple modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.